küçük kardeşim George. Bu anne domuz. Ve bu da baba domuz. Domuz Peppa. Bebek domuz. Peppa ve George kuzenleri Chloe'yi ziyarete gidiyor. Bugün hem Chloe'yi görüp hem de yeni kuzeninizle tanışacaksınız. Peppa ve ailesi Chloe'nin evine geldi. Merhaba. Herkese merhaba. Merhaba Peppa ve George. Bu Chloe, Peppa ve George'un büyük kuzeni. Yeni kuzenimiz nerede? İşte yeni bebek kuzeniniz. Yeni kuzen, küçük bebek domuz. Oh, ne kadar güzel. Bir kız bebek mi? Hayır değil, oğlan. Aa, keşke kız olsaydı. Bence de. George erkek olmasına sevindi. Dinosoy. Bebek dinozorunu oynayamayacak kadar küçük George. George, bebek seninle oynamak istemiyor. Benimle oynamak istiyor. Peppa, bebek top oyunu oynayamayacak kadar küçük. Ama o dinozor ya da topla oynamak istemiyorsa ne yapıyor ki? Yiyip içip uyuyor. Ve bunu yapıyor. Yenge domuz, bebeği tutabilir miyim acaba? Evet, çok dikkatli olursan Alexander'ı tutabilirsin. Alexander mı? Adı bu. Bebek Alexander. Küçük bir domuzcuk için ne büyük bir isim. Erkek bile olsa çok güzelmiş. Kık kık kık. Aa, bu koku da ne? Sanırım Alexander'ın altını değiştirmek gerekiyor. İğrenç. Peppa, bebekken senin de altın bağlanıyordu. Hiç de değil. Anne, Peppa ve George'la bahçede oynayabilir miyim? Tabii ki. Chloe, bebek kardeşinin olması güzel bir şey mi? Evet, Alexander çok tatlı. Keşke George da küçük bebek bir domuz olsaydı. Buldum. George bebek domuz taklidi yapabilir. Bebeğimin arabasına oturur. Çok iyi bir fikir. Oy oy. George bebek olmak istemiyor. George, bebek taklidi yaparsan sana sonsuza dek iyi davranacağıma söz veriyorum. George düşünüyor. Bütün oyuncaklarımla da oynayabilirsin. George daha fazla düşünüyor. Eve gittiğimiz zaman da benim oyuncaklarımla oynayabilirsin. George karar verdi. Aa, ne kadar tatlı bir bebek domuzcuk. Kedi Kendi, Koyun Suzi, Tavşan Rebecca ve Zebra Zoe geldi. George, neden bebek arabasında duruyor? O George değil. Bebek domuzcuk. Ama bu George. George, bebek taklidi yapıyor. Kız mı yoksa erkek mi? O bir kız. Oy oy. George, kız bebek olmak istemiyor. Tamam, bir erkek. Ben kurabiye getirdim. Bebek domuz bir tane yemek ister mi? Hayır, o kurabiye yiyemez. George kurabiyeyi çok seviyor. Belki bir tane kurabiye yiyebilir. Aa, çok akıllıymış. Çok da yakışıklı. Ve çok komik. Bu gördüğüm en iyi bebek domuz. George bu oyunu çok sevdi. Yenge domuz ve bebek Alexander geldi. Vay canına, gerçek bir bebek domuzcuk. Çok güzel. Bu George'dan çok daha tatlı. Olamaz. George bebek domuz olmayı sevdi. Aa George, sen her zaman benim bebek domuzum olacaksın. Belki yeni bir oyun vakti gelmiştir. Dinozor kovalamaya ne dersin? Ay, çok korkunç. George bebek olmayı sevdi ama George olmayı daha çok seviyor. Okul otobüsü yolculuğu. Peppa ve arkadaşları okul otobüsüyle geziye gidiyor. Çocuklar. Çocuklar, dikkat lütfen. Herkes burada mı kontrol edelim? Peppa ve George. Buradayız.
Rebecca ve Tavşan Richard. Burada. Koyun Suzy. Burada. Zebra Zoe. Burada. Köpek Deniz. Burada. Fil Emily. Burada. Pony Pedro. Pony Pedro burada değil. Affedersiniz, geç kaldık. Pedro, neredeyse okul gezisini kaçıracaktın. Özür dilerim Madam Gazel. Dert etme, zamanında geldin. Herkes bilsin. Otobüsü Bayan Tavşan kullanıyor. Tam hız ileri. Görüşürüz. Evet. Dikkat çocuklar. Bugün dağlarda geziye gideceğiz. Gezelim. Beslenme çantalarınız yanınızda mı bakalım? Evet Madam Gazel. Madam Gazel, yemeğimizi şimdi yiyebilir miyiz lütfen? Peppa, dağlara vardığımızda yiyeceğiz. Peppa, beslenme çantanda ne var? Kırmızı bir elma var. Bende de yeşil elma var. Hadi değişelim, tamam. Peppa, Suzy, ne yapıyorsunuz siz? Suzy, beslenme çantamı açmamı söyledi. Peppa, elmalarımızı değişmemizi söyledi. Tamam ama piknik için de yemek bırakın, olur mu? Peki, Madam Gazel. Otobüs dağların eteğine vardı. Dağ yolu çok dik. Hadi otobüs, yapabilirsin. Hadi otobüs. Peppa ve arkadaşları dağın zirvesine ulaştı. Manzaraya bakın. Vay canına. Vay canına. Onu kim söyledi? O sesinin yankısı. Yankı nedir? Dağlarda yüksek sesle konuştuğun zaman sesin böyle duyulur. Aynı böyle. Yodaleyhiho. 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 Yodaleyo, yodaleyo, yodaleyo. Yankılar çok eğlenceli. Piknik zamanı geldi artık. Peppa piknikleri seviyor. Herkes piknikleri seviyor. Ördekler nerede? Piknik yaparken hep gelirlerdi ama. Şop şop Peppa. Ördekler dağda yaşamıyor ki. Merhaba bayan ördek. Biraz ekmek ister misin? Ördekler bugün çok şanslı. Bir sürü ekmek var. Ördekler çok çabuk yiyorlar. Aman tanrım. Eve dönme vakti. Herkes bilsin. Eve gitme vakti geldi. Herkes harika vakit geçirdi. Hadi şarkı söyleyelim. Bing Bong şarkısını söyleyebilir miyiz lütfen? Lütfen anlatalım lütfen. Bing Bong şarkısını söyleyelim. Evet tamam. We're playing a tune and we're singing a song with a bing and a bong and a bing. Bong, bing, boo, bing, bong, bing, bing, bong, bing, bing, bong, bing, boo. Bong, bing, boo, bing, bong, bing, bing, bong, bing, bing, bong, bing, boo. Patika. Bugün Peppa ve ailesi kırsal bölgeye gidiyor. Baba, kırsal bölgede ne göreceğiz? Kuşlar, ağaçlar, çiçekler ve arılar göreceğiz. Dinozor. Hayır George, dinozor göreceğimizi hiç sanmıyorum. Patika buradan başlıyor. İşte geldi. Yaşasın. Baba domuz, piknik sepetini unutma. Hiç unutur muyum? Baba. Ne yöne gideceğimizi nereden biliyorsun? Çok kolay. Harita buralarda patikanın başlangıç işareti olmalı diyor. Çok iyi baba domuz.
Olamaz. Baba domuz piknik sepetini unuttu. Peppa, söyle bakalım ilginç neler görüyorsun? Sadece ağaçlar, ağaçlar ve yine sıkıcı ağaçlar. Peppa, iyi bakmıyorsun. Tamam, iyi bakıyorum ama hala hiçbir şey göremiyorum. Ah, o nedir? Peppa, ayak izleri buldu. Bunlar kimin ayak izleri? Dinozor! Ah George, bunlar dinozor ayak izi değil. Hadi ayak izlerini takip edip kiminmiş görelim. Evet. Şşt, sessiz olun ki onu korkutup kaçırmayalım çocuklar. Peki anne. George. Şşt. Peppa ve George ayak izlerini takip ediyorlar. Bakın. Ayak izlerini küçük bir kuş yapmış. Ağaca uçtu. Nerede? Al Peppa, dürbünle bak bakalım. Dürbün her şeyi yakınlaştırıyor. Bir, iki, üç yavru kuş görüyorum. Acaba ne yiyorlar? Kurt yiyorlar. Bu iğrenç. George başka ayak izleri buldu. Oo, ne küçük ayak izleri bunlar. O ayak izlerini karıncalar yapmış. Yemek için yaprak topluyorlar. Öğle yemeğinde salata mı yiyecekler? Evet. Yemek demişken hadi piknik yapalım. Oo, piknik. Baba domuz, piknik sepetini arabada unuttun değil mi? Evet ama sorun değil. Biz de arabaya gidip yeriz. Peki araba nerede baba domuz? Haritam gösterir. Bu taraf. Bu ağacı kim koymuş buraya? Haritada yok bu. Ah baba domuz, kaybolduk değil mi? Evet. Aa, küçük arabamızı nasıl bulacağız? George ayak izleri buldu. Oo, ne büyük ayak izleri. Dinozor. Çok ilginç. Ne? George gerçekten dinozor ayak izleri mi buldu yoksa? Hayır. Bunlar bizim ayak izlerimiz. Eğer ayak izlerimizi takip edersek arabaya dönebiliriz. Ve piknik sepetimize yaşasın. Artık hiçbir şey arabamızı bulmaya engel olamaz. Az sonra oradayız. Oo, bunu beklemiyordum doğrusu. Neyse ki ben şemsiyeyi unutmadım. Yağmur ayak izlerini siliyor. Şimdi arabayı nasıl bulacağız? Ve piknik sepetimizi. Ördekler, onlar hep piknik vakti geliyorlar. Üzgünüm bayan ördek, bu sefer piknik sepetimiz yok. Onu bulamıyoruz. Buldum. Bayan ördek, piknik sepetimizi bulmamıza yardım eder misin lütfen? İşte geldik. İyi yaşasın. Teşekkür ederim bayan ördek. Patikayı çok sevdim. Evet, ben de piknik yapmayı seviyorum. Ördekler de pikniği çok seviyor. Küçük kuşlar da pikniği çok seviyor. Karıncalar da pikniği seviyor. Herkes pikniği seviyor. Oyuncak dolabı. Peppa ve George'un yatma vakti geldi. Aman Tanrım, neden bütün oyuncaklarınız yatağınızda? Orada yaşıyorlar. Çabuk oyuncakları sepete koyun. Ama oyuncak sepeti dolu. Aa, evet. Belki de size bir oyuncak dolabı lazım. Evet, yarın size bir tane yaparım. En son yaptığın şey bu raftı, baba domuz. O rafla gurur duyuyorum. Ama baba çok sallanıyor. Onu Teddy ve Bay Dinozor için kaydırak olarak kullanıyoruz biz. Tamam, hadi size bir oyuncak dolabı satın alalım. Evet, haklısın. İnternetten satın alalım. Yaşasın! Anne domuz oyuncak dolabı almak için bilgisayarı kullanıyor. Aha, hangisini almalıyız acaba? Bunu alabilir miyiz lütfen? Harika görünüyor. Anne domuz oyuncak dolabını satın alıyor. Tebrikler. Dolabınızın siparişi alındı. Aa, güzel. Sabah oldu.
postacı Bay Zebra'nın özel bir teslimatı var. Posta! Bayan Domuz Peppa ve Bay George'a özel teslimat. Nedir o? Bir oyuncak dolabı. Ama bu çok düz görünüyor. Evet, kendiniz yapıyorsunuz. Merak etme Peppa. Annenle baban onu kolayca yaparlar. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi oyuncak dolabınızı yapacağız. Evet. Çok tuhaf. İçinde talimat yok. Belki de bu dolabın yapımı talimat gerektirmeyecek kadar basittir. Anne, yardım edebilir miyiz? Evet. Önce bir raf lazım. İşte yeşil bir raf. Teşekkür ederim Peppa. Şimdi 4 ayak lazım. 1, 2, 3, 4. 4 mavi ayak anne. Güzel. Bunu hemen hallederiz çocuklar. İşte kırmızı kapı anne domuz. Teşekkür ederim baba domuz. İşte bitti. Çok iyi anne domuz. Bu çok küçükmüş. Oyuncaklarımız içine nasıl sığacak ki? Biraz küçük, evet. Aa, George'da da bir parça var. Bu da belki yedek raftır. Ve burada bu parçalar da var. Olamaz. Oyuncak dolabı küçük oldu. Çünkü anne domuz bütün parçaları kullanmamış. Ayırıp tekrar başlamamız gerekiyor o zaman. Hayır, olamaz. Keşke talimat olsaydı. Bu kim olabilir? Merhaba, bunu minibüsümde buldum. İşte bu kayıp talimat. Şimdi çok daha kolay yaparız. Yaşasın! Talimatlar çok karmaşık görünüyor. Bu ne böyle çok karmaşık? Bana bırakın baba domuz. Ben bunları yapmayı çok severim. Sahi mi? Biz de yardım edebilir miyiz? Tabii yardım edebilirsiniz. Lütfen çaydanlığı koyun. Altı şekerli bir çay alabilirim. Herkes Bay Zebra için çay ve bisküvi hazırlıyor. Çay vakti Bay Zebra. Vay canına. Bay Zebra oyuncak dolabını kurdu. Ne kadar çabuk yaptınız. Evet. Ve bütün oyuncaklarınızı da içine koydum. Teşekkür ederim Bay Zebra. Ama bu ikisine yer kalmadı. Zavallı Teddy ve Bay Dinozor. Onlar nerede yaşayacak şimdi? Bir tane daha pratik oyuncak dolabı sipariş etsenize. Hayır. Benim daha iyi bir fikrim var. Teddy ve Bay Dinozor sizin yatağınızda yaşayabilirler. Ama anne, daha önce de orada yaşıyorlardı. Evet, biliyorum. O yüzden iyi bir fikir zaten. Soğuk kış günü. Bugün hava çok soğuk. Peppa ve George'un üstünde şapka, atkı, mont, eldiven ve botlar var. Bak George, ağaçların hiç yaprağı yok. Kış gelince ağaçlar yapraklarını döker. Peppa ve George bir çamur birikintisi buldu. Peppa ve George çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Hava çok soğuk. Birikinti buz tutmuş ve çok kayıyor. Hiç komik değil. Anne domuz ve baba domuz geldi. Oo, güzel. Bir çamur birikintisi. Baba domuz çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Dur baba. Ucuz kurtuldum. Neyse ki denge hissim çok kuvvetli. Baba. Bugün çamur birikintileri buz tutmuş. Zıplayamıyoruz. Boş verin. Hadi ördeklere ekmek verelim. Yaşasın. Peppa ve George ördekleri beslemeye bayılıyorlar. Merhaba ördekler. Size ekmek getirdik. Ördekler ekmeği seviyor. Hava öyle soğuk ki göl buz tutmuş. Buz çok kaygan. Güldüğümüz için affedersin Bayan Ördek. Ama çok komik görünüyordunuz.
Kar yağmaya başladı. Kar! Peppa ve George kara bayılıyor. George, hadi kar tanelerini yakalayalım. Peppa ve George kar tanelerini yakalıyor. George bir tanesini yakaladı. Peppa da bir kar tanesi yakaladı. İşte kızağıyla koyun Suzy geldi. Merhaba Peppa. Ay canına, bu eğlenceliye benziyor. Hepimiz büyük tepede kızakla kayıyoruz. Orada çok kar var. Büyük tepeye tırmanıp kızakları izleyelim mi? Ne dersiniz? Evet, lütfen. Peppa'nın arkadaşları büyük tepeden kızakla kayacak. Olamaz. George tepeden aşağı kaydı. Komik görünüyorsun George. George bunu hiç komik bulmadı. Tepe çok fazla kayıyor. George'u kucağıma alsam iyi olur. Baba, beni de kucağına alabilir misin? Pekala Peppa. Evet ama dikkatli ol da kayma baba domuz. Merak etme anne domuz. Unutma, benim denge hissim mükemmeldir. Hadi yarışalım. Evet. Hazır ol, hazır ol. Başla. İşte, büyük tepenin başına geldik. Dikkat et de kayma baba domuz. Ben kaymam ki. Babam koca bir kızak gibi. Yarışı biz kazanacağız. Peppa ve George kazandı. Tebrik ederim Peppa. Benim babam çok iyi bir kızak oldu. Hiç de komik değil. Ama birazcık komik baba domuz. Sanırım çok komik. Baba domuzun doğum günü. Bugün baba domuzun doğum günü. Baba domuzun işe gitmesi gerekiyor. Baba, keşke doğum gününde çalışman gerekmeseydi. Bence de. Ama eve erken gelmeye çalışırım. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Baba domuz işteyken biz de doğum günü sürprizlerini hazırlarız çocuklar. Önce babanızın doğum günü pastasını yapalım. Tereyağı, şeker ve unla başlıyoruz. Sonra bir yumurta ekliyoruz. En önemlisi de çikolata parçaları çocuklar. Anne domuz çikolatalı pasta yapıyor. Baba domuz çikolatalı pastaya bayılıyor. Karıştırıyorum. Anne, ben karıştırabilir miyim? Tabii Peppa. Peppa karıştırmayı seviyor. George da karıştırmak istiyor. Tamam George, o kadar karıştırmak yeter. İşte baba domuzun çikolatalı pastası. Yaşasın. Şimdi fırında pişireceğiz çocuklar. Anne, kaşığı yalayabilir miyim? Evet, kaşığı yalayabilirsin. George da kaseyi yalayabilir. Peppa ve George çikolatalı pasta karışımına bayılıyorlar. Zavallı baba domuz, bütün eğlenceyi kaçırıyor. Anne, babamı işte arayıp doğum günün kutlu olsun diyebilir miyim? Evet, bu çok iyi bir fikir Peppa. Burası baba domuzun çalıştığı ofis. Alo, ben Bay Tavşan, buyurun. Acaba baba domuzla konuşabilir miyim lütfen? Biri seni istiyor baba domuz, önemli gibi. Alo, ben baba domuz. Doğum günün kutlu olsun baba. Doğum günün kutlu olsun. Çok teşekkür ederim Peppa. Eve geç kalma baba. Güle güle. Hoşça kal. Doğum günü kutlu olsun baba domuz. Teşekkür ederim.
Babanız eve gelmeden önce yapacak tek bir şey kaldı çocuklar. Evet, babamın doğum günü sürprizi. Şşş, George, unutma, bu bir sır. Şşş. Peppa ve George'un kovalarla suları, anne domuzun balonları var. Baba domuzun doğum günü sürprizi ne olabilir acaba? Babam geldi. Çabuk eve girelim. Baba domuz işten eve geldi. Doğum günün kutlu olsun baba domuz. Hepinize teşekkür ederim. Vay canına, ne kadar da çok mu? Çünkü sen çok çok yaşlısın baba. Bütün mumları tek seferde üflemen gerekiyor babacığım. Elimden geleni yaparım. Yaşasın. Ve işte doğum günü hediyen. Teşekkür ederim. Yeni botlar, harika. Hadi onları deneyelim. Peppa, George ve anne domuz botlarını giyiyor. Baba domuz doğum günü botlarını giyiyor. Baba domuz küçük bir birikinti buldu. Bakalım bu botlar işe yarıyor mu? Birikinti baba domuz için fazla küçük. Bana daha büyük bir birikinti lazım. Burayı bir dene baba domuz. Oo, o da ne? Özel doğum günü sürprizin. Ne yapıyorlar? Büyük bir çamur birikintisi. Harika. Doğum günü botlarım mükemmel işe yarıyor. Doğum günü çamur birikintime sizler de katılmak ister misiniz? Baba domuz çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Herkes çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Bu benim en güzel doğum günüm. Zıplayan top. Peppa ve George denekli toplarıyla bahçede oynayacaklar. George topu olabildiğince yükseğe fırlatıyor ve yakalıyor. Bunu ben de yapabilirim. Peppa topu kaçırdı. Bu çok şapşal bir oyun. Peppa'nın en iyi arkadaşı koyun Suzy geldi. Suzy'nin iki tenis raketi var. Merhaba Peppa. Merhaba Suzy. Hadi tenis oynayalım. Evet. Bu eğlenceli olur. Yakala Suzy. Oh. Suzy topu kaçırdı. Oh. Peppa da topu kaçırdı. Peppa ve Suzy tenis oynamayı seviyor. Ama George kendini dışlanmış hissediyor. Sen tenis oynayamazsın ki. Sadece iki raketimiz var. Buldum. George top toplayıcı olabilir. Evet. Bu çok önemli bir görev George. George top toplayıcı olacak. Çok uzağa giden topları getirmesi gerekiyor. Yakala Suzy. Oh, kaçırdım. Top toplayıcı. Teşekkür ederim top toplayıcı. Aa, top toplayıcı. Teşekkür ederim top toplayıcı. Top toplayıcı. Olamaz. George bu oyunu sevmedi. Köpek Deli, Pony Pedro, Kedi Candy, Tavşan Rebecca ve Tavşan Richard geldi. Herkese merhaba. Merhaba. Biz tenis oynuyoruz. Biz de oynayabilir miyiz? Ama yeterince raket yok. Aa. Hadi başka bir şey oynayalım. Hadi futbol oynayalım. Evet, futbol. Kızlar olanlara karşı. Birer kaleci lazım. Ben. Ben.
Pony Pedro ve Tavşan Bebek kaleci olacak. Biz başlıyoruz. Gol! Tavşan Richard gol attı. Oğlanlar kazanıyor. Bu haksızlık. Biz hazır değildik. Hey, hile yapıyorsun. Topu tutamazsın. Evet, tutarım. Ben kaleciyim. Koş, Rebecca, koş. Gol. Yeşilsin. Bu gol geçersiz. Evet, geçerli. Hayır değil. Evet, geçerli. Bu ne gürültü böyle? Baba, oğlanlar hile yapıyor. Hayır, kızlar hile yapıyor. Evet, anlaşılan size bir hakem lazım. Hakem nedir baba? Herkesin adil oynamasını sağlayan biri. Ben hakem olayım. Ben hakem olurum. Tamam, golü atan takım kazanır. Yaşasın. Top nerede? Çabuk gol atın. Durdurun onları. Gol! Tavşan Richard gol attı. Yaşasın. Oğlanlar kazandı. Futbol şapşal bir oyun. Bir dakika. Oğlanlar kendi kalelerine gol attı. Yani kızlar kazandı. Gerçekten mi? Yaşasın. Futbol harika bir oyun. Uzun çimler. Peppa ve George bahçede oynuyor. Çimler uzun zamandır biçilmediği için çok uzamışlar. Hadi George. George, neredesin? Seni göremiyorum. George, seni almaya geliyorum. Peppa ve George birbirlerini göremiyorlar. Peppa ve George uzun çimlerin arasında oynamaya bayılıyor. Baba domuz gazetesini okuyacak. Tembellik etmek için ne güzel bir gün. Baba domuz tembellik etmeyi seviyor. Aman tanrım baba domuz. Bahçe biraz kontrolden çıkmış galiba. Ne demek istiyorsun anne domuz? Çimlerin biçilmesi gerekiyor. Oo, benim hoşuma gidiyor. Doğal bahçe havası var. Baba, anne, gelin uzun çimlerde oynayalım. Çok eğlenceli. Tamam, hadi benekli topla oynayalım. Aa, nereye gitti? Top uzun çimlerin arasında kayboldu. Artık onu asla bulamayız. Belki çimleri biçme vakti gelmiştir. Evet baba domuz. Ben çim biçme makinesini getireyim. Buralarda bir yerdeydi. Ah, işte buradaymış. Baba domuz çim biçme makinesini buldu. Biraz eski ve paslı. Saçmalama, çimleri 5 dakikada biçerim şimdi. Biraz paslanmış galiba. Belki büyük baba domuzu arayıp çim biçme makinesini ödünç isteyebiliriz. Büyük babayı aramaya gerek yok. Biraz daha sert içsem olur gibi. Baba domuzun çim biçme makinesi iyi durumda değil. Tamam. Hadi büyük babayı arayalım. Alo, ben büyük baba domuz. Merhaba büyük baba domuz. Çimleri biçmek için bize yardım edebilir misin? Oha, tabii ki. Hemen geliyorum. Görüşürüz. Sanırım Betsy'ye iş çıktı. Büyük baba domuz motorlu çim biçme makinesiyle Peppa'nın evine geliyor. Büyük baba domuz, büyük baba domuz. Merhaba millet. Biçilmesi gereken çimler olduğunu duydum. Benim çim biçme makinem için biraz fazla uzunlar. Merak etme. Betsy 5 dakikada halleder bunu. Çim biçme makinenin adı Betsy mi? Aynen öyle. Merhaba Betsy.
Büyük baba, Betsy'ye binebilir miyiz? Tabii binebilirsiniz. Atlayın bakalım. Baş üstüne kaptan büyük baba. Kimleri 5 dakikada biçeceğiz? Sıkı tutunun, gidiyoruz. Betsy çimleri çok iyi biçiyor. Bu çok eğlenceli. İşte bitti. Büyük baba, bir yere atlamışsın. Oh, evet. Bu ne böyle? Benekli topumuzu bulduk. Topumuzu bulduğun için teşekkür ederiz büyük baba. Çimleri biçtiğin için de teşekkür ederiz. Betsy ile çim biçmek çok kolay. Artık benekli topumuzla oynayabiliriz. Yakala baba. Top kısa çimlerde çok iyi zıplıyor. Yakala George. Büyük baba da mı? Yakala. Sığınaklar. Peppa ve George büyük anne ve büyük baba domuzun bahçesindeler. Ağaç evinde oynayacaklar. Peppa ve George ağaç evlerini seviyor. İşte Peppa ve George'un arkadaşları Zoe, Susie, Rebecca ve Richard. Ağaç evinizi seviyorum Peppa. Biz de gelebilir miyiz? Evet. Artık çay partisi verebiliriz. Pedro ve Danny geldi. Merhaba Peppa. Biz de gelebilir miyiz? Üzgünüm Danny. Ağaç evine sadece kızlar girebilir. Oğlanlar çok gürültücü olur. Her zaman çay partilerini bozuyorlar. Ama George ve Richard oğlan. Evet. Affedersin George. Bu ağaç evi sadece kızlar için. Ne oldu? Kızlar bizi ağaç evine sokmuyor. Bu haksızlık. Hoho, sanırım ben yardım edebilirim. Gelin bakalım. Artık sessiz, güzel bir çay partisi yapabiliriz. Bu gürültü de ne? İşte artık siz oğlanların asma köprüsü olan kendi sığınağınız olabilir. Bir kale. Teşekkür ederiz büyük baba domuz. Biz de gelebilir miyiz? Hayır, burası sadece oğlanların sığınağı. Ama ben kaleleri çok severim. Kaleler ağaç evler kadar güzel değildir. Hadi gelin kızlar. Ben bu kalenin kralıyım. Her kalenin bir bayrağı olmalı. Vay canına. Onların bayrakları var. Bizim şapşal bir bayrağa ihtiyacımız yok. Büyük anne domuz geldi. Merhaba kızlar. Bir şey ister misiniz? Bir bayrak lütfen. Ve oğlanların bayrağından daha güzel olmalı. Elimden geleni yaparım. Ben bu kalenin kralıyım. Oho! Her kalenin bir telefonu olmalıdır. Şunu tutun. Bu kabloyu sıkıca tutun. Böylece oğlanlarla konuşabilirsiniz. Oğlanlarla konuşmak istemiyoruz. Biz de kızlarla konuşmak istemiyoruz. Büyük anne domuz kızların sığınağı için bir bayrak buldu. Bu elbiseden güzel bayrak olur. Teşekkür ederiz büyük anne. Bu oğlanların bayrağı kadar güzel değil. Keşke biz de kalede olsaydık. Prensesler kalede yaşarlar. Eğer ben bir prenses olsaydım bir ağaç evde yaşardım. Biz de oraya gelebilir miyiz? Lütfen. Eğer kale en iyisi derseniz olur. Kale en iyisi. Ben ağaç evimde kalacağım. Kaleye bayıldım. Olamaz. Yağmur yağıyor. Ve kalenin bir çatısı yok.
Hadi ağaç evine gidelim. Hayır, ben asla kalemi terk etmem. Yağmur durdu. George, çamur birikintisi buldu. Bu eğlenceliye benziyor. Ben kalemde kalacağım. Ben ağaç evimde kalacağım. Oho, kalene ben bakabilirim Deni. Ağaç evine ben bakarım Peppa. Peppa ve Deni çamur birikintilerine zıplamaya bayılıyor. Kız da olsa erkek de herkes çamur birikintilerine zıplamaya bayılıyor. Hayali arkadaş. Koyun Suzy Peppa ile oynamaya geldi. Merhaba Peppa. Merhaba Suzy. Bu benim yeni arkadaşım Aslan Leo. Nerede peki? Burada kimse yok ki. Suzy hayali bir arkadaş uydurmuş. Onu göremiyor musun Peppa? Hadi kovalamaca oynayalım. Tamam. Tut Leo. Peppa topu Suzy'nin hayali arkadaşına attı. Leo topu yakalayamıyor ki. Yakalar ama yakalamaca oynamayı sevmiyor. Peki Leo ne yapmayı seviyor? Leo kükremeyi sever. Şimdi kükreyecek mi yani? Evet. Ama bu sen değil miydin? Hayır, o Leo'ydu. Merhaba Leo. Peppa aslan Leo'yu görebiliyormuş gibi yapıyor. Leo, benim de arkadaşım olur musun? Leo ne dedi? Başını sallıyor. Bu evet demek. Peppa, Suzy, içeri gelip meyveli pasta yemek ister misiniz? Anne domuz Suzy ve Peppa için iki dilim pasta kesiyor. Anne, Suzy'nin aslan Leo adında hayali bir arkadaşı var. Anladım. O da meyveli pasta ister mi? Wow! Leo meyveli pastaya bayılıyor. Saçmalama Peppa. Bu doğru değil. O Leo değil. O sensin. Leo çikolatalı pastayı tercih eder. Çikolatalı pastam yok. Leo meyveli pasta yer mi? Wow! İnce bir dilim denerim dedi. Anne domuz Suzy'nin hayali arkadaşına da pasta kesiyor. George, Bay Dinozor'la oynuyor. Dinozor. George, Leo'nun üstüne oturdun. George, Suzy'nin hayali arkadaşının olduğunu bilmiyor. Aslan Leo pastayı bitiremeyeceğini söylüyor. George yiyebilirmiş. Artık yukarıda oynasak mı? Evet. Hadi kostüm oyunu oynayalım. Ben Leo'ya sormuştum. Wow! Leo kostüm oyunu oynamayı sevdiğini söylüyor. Güzel. Hadi gel Leo. Peppa ve Suzy kostüm oyunu oynuyor. Peppa peri olacak. Sana bir dilek hakkı veriyorum. Ben Kraliçe Suzy olmayı diliyorum. Ve Aslan Leo da... Senin soytarın olacak. Leo soytarı olmak istemiyor. Kral olmak istiyor. Baba domuz geldi. Anne domuz özel bir misafirin olduğunu söyledi. Sadece Suzy geldi baba. Başka kimsenin olmadığına emin misin Peppa? Başka biri var. Aslan Kral Leo. Sizinle tanışmak şereftir Kral Leo. Baba domuz Kral Leo'yu görebiliyormuş gibi yapıyor. Gelinizin çok harika olduğunu söyleyebilir miyim? Evet, çok güzel. O en iyi kırmızı pantolonunu giyiyor. Evet. Ve mavi kazağını. Şapşal Peppa. Hayır, Leo mavi kazak giymiyor. En iyi yeşil gömleğini giyiyor. Biraz mavimsi yeşil olacak. Peppa, Suzy, arkadaşlarınız geldi. Peppa'nın arkadaşları geldi. Hepsi botlarını giymiş. Hadi çamur birikintilerinde zıplayalım. Evet. Oh,
Leo'nun en iyi kıyafetiyle çamur birikintilerinde zıplayacağından emin misiniz? Aa, unutmuşum. Leo da kendi botlarını giyiyor. Leo'ya bakın. Şimdi o da zıplıyor. Herkes çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Hayali arkadaşlar biri. Yüzmek. Peppa ve ailesi yüzme havuzunda. Baba domuz mayosunu giyiyor. Anne domuz mayosunu giyiyor. Peppa mayosunu giyiyor. Çabuk ol George. Herkes seni bekliyor. Ve George da mayosunu giyiyor. Peppa, George, gelin babanız kolluklarınızı taksın. İşte oldu George. Kolluklarla büyümüş gibi duruyorsun. Sıra bende. Güzel. Şimdi suya girebiliriz. Yaşasın. George ilk defa havuza girecek. Hadi bir ayağını suya sok bakalım. Belki de öbür ayağını sokman gerek. Belki de George iki ayağını aynı anda denemeli. Güzel fikir. Aferin sana George. Ama o kadar çok su sıçratmana gerek yok. Tavşan Rebecca ve küçük kardeşi Tavşan Richard geldiler. Merhaba Rebecca. Herkese merhaba. Richard, bu mindere tutunarak ayaklarını çırpabilirsin. George, sen de ayaklarını çırpmak ister misin? Çok güzel ama sıçratmamaya çalışın. Büyük çocuklar su sıçratmaz. Biz çok iyi yüzüyoruz. George ve Richard büyüdükleri zaman aynı bizim kadar iyi yüzebilecekler. Öyle değil mi Rebecca? Evet. Richard'ın oyuncak sulama kovası var. Yapma Richard. Olamaz. Richard kovasını havuza düşürdü. Anne. Üzgünüm Richard, yetişemiyorum. Çok derine gitmiş. Anne. Su altında yüzemiyorum. Evet, ben bile suyun altında yüzemem. Gözlüğümü tutar mısın anne domuz? Al bakalım. Çok iyi baba domuz. Su altında gerçekten de iyi yüzüyorum. Sulama kovası bebekler içindir. Biz tramplenden atlayabilir miyiz artık? Üzgünüm Peppa. Tramplen sadece yetişkinler için. Üzülmeyin kızlar. Beni atlarken izleyebilirsiniz. Şapşal baba. Senin göbeğin çok büyük. Saçmalık. Ben gençken atlama dalında ödüller kazanmıştım. Bu çok uzun zaman önceydi baba domuz. Neyse ki kendimi formda ve güçlü tutabildim. Gözlüğümü tutar mısın anne domuz? Beni yandan izlerseniz daha iyi görebilirsiniz. Lütfen bize su sıçratma baba. Merak etme, sıçratmam Peppa. Sanırım bana daha yükseği gerek. Lütfen dikkat et baba domuz. Evet, bize sakın su sıçratma baba. Merak etme Peppa. Dikkat et, bize su sıçratma baba. Sıçratmam demiştim Peppa. Akıllı baba. Çok iyi baba domuz. Havluya gerek yok. Kendimi özel bir şekilde kuruluyorum. Baba domuz herkese su sıçrattı. Baba domuz. Özür dilerim millet. Büyük babanın küçük treni.
Peppa ve George büyük anne ve büyük babanın bahçesinde oynamaya geldi. Bu ses nedir? Büyük babanız bir şey yapıyor. Merhaba Peppa ve George. Zamanlamanız harika. Ben de onu şimdi bitirdim. Peki o nedir diye sorabilir miyiz? Size göstereyim. Küçük bir oyuncak tren. Bu oyuncak değil. O Gertrude. O bir minyatür lokomotif canım. Ama gitmesi için raya ihtiyacı yok mu? Hayır. Ona araba tekerlekleri taktım. Böylece istediği her yere gidebilir. Büyük baba, Gertrude'a binebilir miyiz? Atlayın. Tam hız ileri. Güle güle büyük anne. Görüşürüz. Peppa ve George büyük babanın küçük trenine bayıldı. Büyük baba köpek ve köpek Danny geldi. Merhaba. Merhaba Danny. Bakıyorum da oyuncak trenlerle oynuyorsunuz. Oyuncak mı? Gertrude oyuncak değil ki. Küçük kamyonun nasıl bakalım? Küçük kamyon mu? Benim çekici kamyonum düzgün bir işe aracıdır. Büyük baba, trene binebilir miyim? Sen bilirsin Danny. Trenle oynamayı tercih ediyorsan... Teşekkür ederim büyük baba. Görüşürüz. Bayan Tavşan okul otobüsünü kullanıyor. Solumuzda tepeler ve ağaçlar görülüyor. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Peppa'nın bütün arkadaşları burada. Biz de trene binebilir miyiz? Çocuklarla eğitici otobüs turu yapıyorum. Trenler eğitici midir? Kesinlikle öyleler. Trene binmek isteyenler el kaldırsın. Ben. Otobüste kalmak isteyenler el kaldırsın. Tamam. Hepiniz trene binebilirsiniz. Ben de arkanızdan gelirim. Ne kadar çok çamur. Saplanmak istemeyiz. Başka yoldan gitsek iyi olur. Sadece bir çamur birikintisi. Hadi Gertrude, yapabilirsin. Hadi otobüs, yapabilirsin. Otobüs çamura saplandı. Hay aksi. Merhaba Bayan Tavşan, bugün nasılsınız? Çamura saplandım. Beni kurtarabilir misiniz? Tabii ki. Kamyonunuz yeterince güçlü mü? Bana güvenin. İşe yaradı mı? Hayır. Daha güçlü bir araç lazım sanırım. Yardım edebilir miyim? Benim halledemeyeceğim bir şey değil. Yine de teşekkürler. Bir fikrim var. Büyük baba domuzun treni beni çamurdan çıkarabilir. Bu iyi bir fikir Bayan Tavşan. Büyük babanın küçük treni otobüsü çamurdan çekecek. Tam güçle. Hadi Gertrude. Hadi Gertrude. Yaşasın. Tebrik ederim. Oyuncak trenle bunların yapılabilmesi inanılmaz. Oyuncak mı? Gertrude oyuncak değil ki. Gertrude bütün dünyadaki en iyi tren. Buz pateni. Peppa ve ailesi bugün buz patenine gidiyor. Çok eğleneceğiz. Peppa ve George daha önce hiç buz pateni yapmadı. Bak George, buzda çok iyi kayamazsın. O yüzden benim yaptığım gibi yap. Hepimizin iyi kayacağımıza eminim. Evet, özellikle de ben. Önce paten almamız gerekiyor. Buz pistinde herkes paten takıyor. Merhaba Bayan Tavşan.
Merhaba anne domuz. Paten kiralamak istiyoruz lütfen. İşte buyurun. Teşekkür ederim. İyi eğlenceler. İşte koyun Suzi, tavşan Rebeka, köpek Deniz, zebra Zoe, kedi Kendi, Sivri ve pony Pedro. Peppa'nın arkadaşları çok iyi paten kayıyor. Peppa da buz pateni yapmak istiyor. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. İlk defa mı paten yapacaksın Peppa? Evet. Sana nasıl kayacağını göstereyim mi? Hayır, teşekkür ederim Suzi. Kendim yapabileceğime eminim. Tamam, gel o zaman. Bu imkansız bir şey. Artık buz pateni yapmak istemiyorum. Merak etme Peppa. Buz pateni yaparken herkes düşer. Ben bile düşüyorum. İzle bak. Ups. Çapçal baba. George, sen de kaymak ister misin? Hayır. George daha önce hiç buz pateni yapmadı ve biraz korkuyor. Ben George'a bakarım. Sen de Peppa'ya kaymayı öğret. Buz pateni çok kolaydır Peppa. Patenini it ve kay. İt, it ve kay. Gördün mü? İt, it. İt kay. Çok kolaymış. Ben kendim yapabilirim anne. İt kay. İt kay. Aferin sana Peppa. Bakın. Kayıyorum. Peppa çok iyi kayıyor. Evet, ben çok iyi bir öğretmenim. Yavaş git Peppa. Birine çarpacaksın. Merak etme anne. Ben çok iyi kayıyorum. Aa, frenler nerede ki? Ah olamaz. Peppa'ya nasıl duracağını öğretmeyi unuttum. Duramıyorum. Dikkat edin. Dikkat. Anne domuz sana kaymayı öğretti. Ama ben sana düşmeyi öğrettim. Evet. Düşmekte çok iyiyim. George, sen de kaymak ister misin? Hayır. Hadi George, korkma. Ben sana öğretirim. Şimdi, öncelikle... George, geri gel. Sana kaymayı öğretiyorum ben. Bu tam bir sürpriz. George çok iyi kayabiliyor. Vay canına. George'a bakın. Çok iyi George. Şimdi de nasıl duracağını öğrenmen gerekiyor. Aferin sana George. Harikasın George. Evet. İlk dersin için çok çok iyiydin George. Hadi kayalım artık. Evet. Peppa ve George buz patenini seviyor. Herkes buz patenini seviyor. Annemle babam bana kaymayı öğretti. Ama George'a ben öğrettim. Tavşan Rebeka. Güzel bir gün bitiyor. Peppa ve George arkadaşları Rebeka ve tavşan Richard'la oynuyorlar. Eve gitme vakti küçük tavşanlarım. Ama biraz daha oynamak istiyoruz anneciğim. Belki yarın. Yarın Peppa ve George bize gelebilir mi peki? Tabii. Yaşasın. Richard neden ağlıyor? Merdivenlerden inmekten biraz korkuyor çünkü. Neden ki? Bizim evde merdiven yok. Ne? Merdiven yok mu? Evet, yarın geldiğinde görürsün. Hoşça kal. Güle güle. Sabah oldu.
Bugün Peppa ve George tavşan Rebecca'nın evine gidecek. Anne domuz arabayı kullanırken ben de haritayı okurum. Emin misin baba domuz? Sen ne zaman harita okusan biz kayboluruz. Kaybolmayız. Tamam. Herkes hazır mı? Evet anne domuz. O zaman hadi gidelim. Peppa ve George çok heyecanlı. Daha önce tavşan Rebecca'nın evine hiç gitmemişlerdi. Baba az mı kaldı? Haritaya göre Rebecca'nın evi bir sonraki tepede. Anlamıyorum. Tavşan Rebecca'nın evi burada olmalıydı. Kaybolmuş olmalıyız. Burası sadece havuç bahçesi. Tavşan Rebecca'nın evi nerede olabilir ki? Herkese merhaba. Rebecca, odamda oynamak ister misin? Oda mı? Ama evin nerede ki? Peppa Rebecca'nın evini göremiyor. Bu tepe bizim evimiz. Buraya yuva deniyor. Size göstereyim. Sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz. Hadi gelin. Bizim merdivenimiz yok. Tünellerimiz var. Vay canına. Rebecca'nın evi Peppa'nınkinden biraz farklı. Burası bizim odamız. Vay canına. Tıpkı bizim gibi bir yatağınız, camınız ve oyuncak kutunuz var. Tabii ki. Evinizi çok beğendim. Keşke bir tavşan olsaydım. Buldum. Size tavşan olmayı öğreteyim mi? İster misiniz? Evet, lütfen. Önce burnunuzu oynatıp viklemeniz gerek. İşte böyle. Vik, vik. Çok güzel tavşan Peppa ve tavşan George. Peppa tavşan olmayı sevdi. George da tavşan olmayı sevdi. Tavşanlar havuçları sever. Nefis. Nam 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 nefis. George havuç sevmiyor. George onu denemiyor bile. O zaman bize daha çok kalır. Rebecca, tavşanlar başka ne severler? Tavşanlar hoplamayı sever. Dışarı gelin size göstereyim. Hadi hoplayalım. Vik, vik. Tavşanlar hoplamayı sever. Vik, vik. Çok iyi tavşanlarsınız. Yemek zamanı çocuklar. Anne ve baba tavşan yemek hazırladı. Rebecca bize tavşan olmayı öğretti. Oho, o zaman yemeği seveceksiniz. Bizim favorimiz havuç. Nefis. Nefis. George havuç yemez. Ay aksi George. Seni tavşan sanıyordum. Tavşanlar havuç sever. Vay canına. George havuç yiyor. Bu da en sevdiğimiz pasta. Havuçlu pasta. Yaşasın. Havuçlu pasta. George artık tam bir tavşan oldu. Pijama partisi. Gece oldu. Ve Peppa bu gece Zebra Zoe'nin evinde pijama partisine katılacak. Merhaba Zoe. Merhaba Peppa. Pijama partime hoş geldin. Seni sabah alırım. Hoşça kal Peppa. Güle güle. Rebecca, Suzy ve Emily de gelmiş. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Teddy'yi getirdim. Herkese merhaba. Zoe'nin oyuncak maymunu. Emily'nin kurbağası. Suzy'nin baykuşu. Ve Rebecca'nın da havucu var. Havuç, havuç. Bay Zebra televizyon seyrediyor. İşte. Onu izliyordum. Ama baba biraz sıkıcıydı. Baba Zebra yatıyordu zaten. Postaları dağıtmak için erken kalkması gerek. Doğru söylüyorsun anne Zebra. Çok geç yatmayın. İyi geceler anne. Peppa ve arkadaşları uyku tulumlarına giriyor.
Zoe'nin küçük ikiz kardeşleri Zuzu ve Zaza da pijama partisine katılmak istiyor. Pijama partisi büyük kızlar içindir. Çok küçük ve çok tatlılar. Kalabilirler mi? Peki. Ama uyumayacağınıza söz vermeniz lazım. Söz veriyoruz. Vay canına. Bu bir piyano. Ders alıyorum. Dinleyin hadi. Parla parla küçük yıldız. Ben de çalabilir miyim? Ben de. Parla parla küçük yıldız. Sessiz olun ki baba zebra uyuyabilsin çocuklar. Şimdi hepiniz uyku tulumlarınıza lütfen. Şimdi ne yapacağız? Pijama partilerinde her zaman gece yarısı ziyafeti çekilir. Gece yarısı ziyafeti nedir? Gizli gizli gidip bir şeyler yenir. Nerede yemek olduğunu biliyorum. Ama çok sessiz olmalıyız, tamam mı? Suzi, Peppa, sessiz. Anne zebra uyandı. En güzel gece yarısı ziyafetini çekeceğiz bence. Ne oluyor? Baba zebrayı uyandıracaksınız. Hanginiz güzel bir masal biliyor bakalım, söyleyin hadi. Ben de. Ben başlayayım. Bir varmış, bir yokmuş. Küçük bir peri varmış. Şimdi sıra sende Peppa. Ne? Ormanda yaşarmış. Çok güzelmiş. Ve bir sihirli değneği varmış. Çok güzel. Sıra sende Emily. Sonra ne olduğunu anlat. Ben emin değilim. Herhangi bir şey söyle Emily. Ama sıkıcı olmasın, tamam mı? Tamam. Küçük peri böyle ses çıkaran bir canavarla karşılaşmış. Çok korkunç. Bu gürültü de ne böyle? Olamaz. Gürültü Bay Zebra'yı uyandırdı. Affedersin baba. Bir perinin masalını anlatıyordu. Bir de korkunç canavarın. Sonra ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Pekala. Canavar böyle kıllı büyük pençelerini kaldırmış. Ve kıllı büyük ayaklarıyla yürümüş. Ve demiş ki, parla parla küçük yıldız, ne olduğunu çok merak ediyorum. Bay Zebra'nın şarkısıyla herkes uyudu. Babanın tavan arası. Peppa ve George bugün büyük babanın evinde oynuyor. Merhaba büyük baba domuz. Büyük baba domuz. Oho, merhaba Peppa. Merhaba George. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Büyük anne domuz nerede? Merhaba küçüklerim. Ve büyük anne domuzun sesi ama o nerede? Büyük anne domuz. Buradayım. Büyük anne domuz. Büyük annem çatıda ne yapıyor ki? Tavan arasını düzenliyoruz. Tavan arası nedir? Bizim bütün eski şeyleri koyduğumuz yer. Senin gibi mi büyük baba domuz? Aha, benden bile eski şeyler diyebilirim. Yardım edebilir miyiz? Tamam. Büyük anne ve büyük babanın tavan arası evin en üstünde. İşte tavan arasının kapısı. Oraya nasıl çıkacağız? Zekice bir numaram var benim. Merhaba küçüklerim. Bu büyük anne. Hadi gelin. Bu bizim tavan aramız. Vay canına. Çok doluymuş. Evet, eski hurdalarla dolu. Peppa ve George bazı şeyleri atmamıza yardım edecek. Güzel. Bu eski kutuyu atmakla başlayalım. O kutu olmaz. Buna ihtiyacımız var mı? O benim içinde yemi olan şişem. Ya bu? O da benim öbür yemi şişem. Ya bunlar?
var? Onlar da benim öbür şişelerim. Hepsi lazım bana. Bazı şeyleri atmamız gerekiyor. Bir kutuya ne dersin? Hayır, şapkalarım olmaz. Olamaz. Neyi atacağımıza karar veremiyoruz. Buldum. Peppa ve George karar versin. Peki. Bu eski çantayı atalım hadi. Oo, olamaz. Kesinlikle olmaz. Hayır. Bu sadece eski bir çanta değil ki. O bir pick-up. Ve bu da en sevdiğimiz plaktı. Çalabilir miyiz? Evet. Bunu yıllardır dinlemedik. Beni geçmişe götürdü. Hadi Peppa, George, dans edelim. Anne domuz Peppa ve George'u almaya geldi. Merhaba. Neredesiniz? Anne domuz kimseyi bulamıyor. Bu ses de nedir? Anne! Merhaba. Büyük anne ve büyük babamın en sevdiği plakla dans ediyorduk biz. Evet. Büyük anne ve büyük babanız hep bunu çalardı. Küçük bir domuzcukken ben hep bunu çalardım işte. O nedir? Adı Cik Cik Hav Hav. Hayır, Cik Cik Hav Hav olmaz. Çünkü hep onu çalıyordun sen. Onu yıllar önce attık sanıyordum. The birds go woof and the dogs go tweet. Woof, tweet, woof, tweet, woof, woof, woof. The sheep go moo and the cows go baa. Moo, baa, woof, tweet, woof, baa. Moo, tweet, woof, woof, woof. Tekrar çal. The birds go woof and the dogs go tweet. Woof, tweet, woof, tweet, woof, woof, woof. The sheep go moo and the cows go baa. Moo, baa, woof, tweet, woof, baa. Moo, tweet, woof, woof, woof. Çok eğlenceliydi ama atacak bir şeyler bulmamız gerekiyordu bizim. Peppa, neyi atıp neyi saklamalıyız? Bence her şeyi saklamalısınız. Balon gezisi. Bugün okul şenliği var. Bayan Tavşan bir piyango düzenliyor. Hadi gelin bakalım. Büyük ödül sıcak hava balonumla gezi. Vay canına, bu eğlenceliye benziyor. Bir bilet olabilir miyim lütfen? Mavi bilet bir oyuncak araba kazandı. Tebrik ederim Deniz. Ben de bir bilet alabilir miyim lütfen? Teşekkür ederim Peppa. Ne kazanmak istiyorsun? Balon gezisi. Ev yapımı çikolatalı pastayı kazansan daha iyi olmaz mı? Baba domuz ev yapımı çikolatalı pastaya bayılıyor. Kırmızı bilet, balon gezisi kazandı. Herkes balon gezisi için bilsin. Kaç yolcumuz var acaba? 4 lütfen. Ve Teddy. Dinozor. Teddy ve dinozorla beraber 6 oluyor. Herkes binsin. Çabuk ol baba domuz. Bin hadi. Çabuk ol baba. İp çözülsün. Takozlar çekilsin. Tam hız ileri. Çok etkileyici bayan tavşan. Uzman bir pilot olmalısın. Pek sayılmaz. Hayatımda ilk defa balon uçuruyorum. Sıkı tutunun. Bayan tavşan gökyüzüne yükselmesi için balonu sıcak havayla dolduruyor. Hoşçakalın. Gülüyoruz. Harita okumak isteyen var mı? Ben okurum. Emin misin baba domuz? Ben harita okumakta çok iyiyim. Gördüğüm kadarıyla bu harita biraz zor mu? Biraz daha yükselelim mi? Evet lütfen. Yüksel, yüksel. Balon gökyüzünde yükseliyor. Gökyüzü nereye gitti? Merak etme Peppa. Sadece bulutun içinden geçiyoruz. Vay canına. Gökyüzü yine ortaya çıktı. Yaşasın. Büyük balon, büyük balon. Güneşten ve aydan büyük balon. Göklerde uç
uçuyor, uçuyor, uçuyor ve uçuyor. Bak dedi, gerçekten de çok yüksekte uçuyoruz. Peppa, dikkat et de düşürme. Dedi, Teddy'yi düşürdüm. Aa, merak etme Peppa, Teddy'yi kurtarırız. Sıkı tutun millet, aşağı iniyoruz. Bayan tavşan Teddy'yi kurtarmak için balonu aşağı indiriyor. Teddy'yi hiçbir yerde göremiyorum. İşte orada. Teddy ağaca takılmış. Sanırım bu çapayla Teddy'yi kurtarabilirim. Yavaş. Yavaş. İşte. Baba domuz Teddy'yi kurtardı. Teddy! Yaşasın! Olamaz. Kimse gittikleri yere bakmıyor. Dikkat! Tam önümüzde ağaç var. Sıkı tutunun. Önce Teddy ağaca takılmıştı. Şimdi de biz ağaca takıldık. Baba domuz, nerede olduğumuzu biliyor musun? Kaybolduk. Öyle değil mi? Evet. Şuraya bakın. Orası büyük anne ve büyük babamın evi, öyle değil mi? Evet. Büyük baba domuzun bahçesinde olmalıyız. Tahmin etmiştim. Merhaba size. Büyük anne domuz ve büyük baba domuz. Aman tanrım. Merhaba bayan tavşan. Yardım edin lütfen. Büyük baba, aşağı inemiyoruz. Merak etmeyin, merdivenim var. Yaşasın! Herkes balondan aşağı iniyor. Büyük anne, büyük baba. Bayan tavşan bizi büyük balonuyla geziye çıkardı. Ne kadar heyecanlı değil mi? Maalesef bizdeki en heyecanlı şey ev yapımı birer dilim çikolatalı pasta. Ev yapımı çikolatalı pasta. İşte heyecan budur. Bu en harika balon gezisi oldu. Bu da benim yediğim en harika pasta. Göz testi. Peppa ve George Pony Pedro ile oynuyor. Çamur birikintilerinde zıplıyorlar. Pedro kaydı ve gözlüğünü kaybetti. Gözlüğüm nereye gitti? Pedro gözlüğü olmadan iyi göremiyor. George Pedro'nun gözlüğünü buldu. Şapşal George. Al bakalım. Teşekkür ederim. Pedro, neden gözlük takıyorsun sen? Takmam gerek. Göz doktoru öyle dedi. Göz doktoru nedir? Babam göz doktoru. Gözlerin iyi görüyor mu diye bakıyor. Nasıl? Kafanın içine mi bakıyor? Göz testi var. Sana göz testi yapayım mı? Evet, evet. Bana bir göz testi yap. Tamam. İlginç. Bir gözünü kapat ve ne gördüğünü söyle. Şeyi görüyorum, George'u. Şimdi ikisini de kapat bakalım. Şimdi hiçbir şey göremiyorum. Bir şey göremiyorsun. Çok çok ilginç. Bence gözlük takman gerek. Öyle mi? Evet. Pedro, eve gitme vakti. Güle güle Pedro. Hoşça kalın. Anne, benim gözlük takmam gerekiyor. Ne? Pedro bana göz testi yaptı. Gözlük takmam gerekiyor. Gözlerinin iyi olduğundan eminim. Hayır anne, gözlerimi kapattığım zaman hiçbir şey göremiyorum. Ama gözleri kapalıyken hiç kimse bir şey göremez ki. Bu gözlük takmak da nereden çıktı? Pedro gözlüklerden iyi anlıyor. Babası göz doktoruymuş. Peki Peppa, seni göz doktoruna götürelim de düzgün bir göz testi yapsın. Hadi gidelim. George, sen de göz testi ister misin? Hayır. Peppa göz doktoruna gidiyor. Göz doktoru Bay Pony. Merhaba Peppa, lütfen otur. Şimdi nasıl yardımcı olabilirim? Bir göz testi istiyorum, lütfen. Tabii ki.
Bu özel gözlüğü takıp şu tabloya bak. My Pony Peppa'nın gözlerini test edecek. Bu harfleri benim için okur musun lütfen? Peki. A, B, C, D, E, F. Güzel. Şimdi de bu numaraları oku lütfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çok güzel. Şimdi de bu renkleri söyle. Kırmızı, yeşil, turuncu, mavi, sarı, mor. Harika. Ben sonuçları kontrol ederken sen gözlük seçmek ister misin? Evet, lütfen. Bu gözlüğe ne dersin Peppa? Çok komik. Buldum. Peki ya bu? Çok büyük. Peki ya bu? Vay canına. Bunu çok beğendim anne. Evet Peppa. Harika oldun. Harika oldum. Haberler iyi. Peppa'nın gözleri mükemmel görünüyor. Aa, yani gözlüğe ihtiyacım yok mu? Hayır. Ama gözlük takmak istiyordum. Oo. Sanırım güneş gözlüğü takabilirsin. Evet. Güneş gözlüğü. Al bakalım. Harika. Umarım her gün güneşli olur. Böylece her zaman güneş gözlüğü takabilirim. Gizemler. Peppa ve ailesinin sevdikleri televizyon programı Dedektif Patates'i izliyor. Ben Dedektif Patates. Dünyanın en ünlü dedektifiyim. Lütfen yardım edin Bay Dedektif. Çiçeğimi hiçbir yerde bulamıyorum. Sanırım çiçeğiniz başınızın üstünde. Ah, teşekkür ederim Bay Dedektif. Bu çok kolaydı. Bunu ben de yapabilirim. Eminim yaparsın Peppa. Baba, büyüdüğümüz zaman ünlü bir dedektif olmak istiyorum. George da dedektif olmak istiyor. Dedektif olacaksanız şapkanız olmalı. Dedektifler her zaman şapka giyerler. Şimdiki düzgün dedektif gibi görünüyorsunuz. Bir de o her şeyi büyük gösteren tuhaf şeylerden gerekiyor. Ah büyüteç. Mutfak çekmecesinde bir tane vardı sanırım. Alın bakalım. Gerçek bir büyüteç bu. Vay canına. Bu nasıl çalışıyor peki? Bir şeyin önünde tuttuğun zaman büyük gösterir. Büyüteç küçük balığı kocaman gösteriyor. Bir bakabilir miyim? Vay canına. Büyüteç George'un gözlerini çok büyük gösteriyor. Şimdi bir dedektifin çözeceği bir gizeme ihtiyacı vardır. Baba, gizlem nedir? Gizem, dedektiflerin çözmekte iyi olduğu bir şeydir. Kayıp şeyleri bulmak gibi. Buldum. George'un oyuncak dinozorunu bulabiliriz. O her zaman kayboluyor çünkü. Dinozor. Bay Dinozor kayıp değil. Aa, senin gözlüğüne ne dersin baba? Onu hep kaybediyorsun. Bugün değil. Gözlüğüm gözümde. Ama bu haksızlık. Hiç gizlem yok. Sana bir gizem yaratmamı ister misin? Evet, lütfen. Baba domuz bir gizem yaratacak. Şimdi masanın üstünde ne var? Küçük balık, Teddy, bu kukla ve Bay Dinozor. Doğru. Şimdi iyi bak ve hepsini ezberlemeye çalış. Küçük balık, Teddy, kukla ve Bay Dinozor. Hepsini ezberledin mi? Evet. Tamam. Bir dakikalığına dışarı çıkmanız gerek. Hazır olunca sizi çağırırım. Babam yukarı çıkıyor gibi görünüyor. Şimdi de aşağı iniyor. Tamam, şimdi içeri gelebilirsiniz. Masada bir şey eksik. Ne olduğunu bilebilir misin? Bay Dinozor burada. Küçük balık, kukla. Peki kim kayıp? Teddy. Doğru, Teddy kayıp.
Aferin Peppa ve George. Bizim için çok kolaydı anne. Biz ünlü dedektifleriz. Ama bu gizemin yarısı. Peki Teddy nereye gitti? Bilmiyorum ki. O küçük şeylerin yerde ne işi var? Kek kırıntısına benziyorlar. Büyüteç kek kırıntılarının kolay görünmesini sağlıyor. Acaba Teddy kek mi yiyordu? Bu kırıntılar da bizi ona götürecek. Teddy çok kek yemiş. Kırıntılar Peppa ve George'un yatak odasına gidiyor. Kırıntılar burada bitti. Teddy'yi nasıl bulacağız şimdi? Bana bazı sorular sorun ama sadece evet ya da hayır diye cevaplayacağım. Tamam. Teddy bu odada mı? Evet. Teddy George'un yatağında mı? Hayır. Teddy yüksekte bir yerde mi? Evet. Teddy benim yatağımda. Yaşasın. Gizem çözüldü. Hala büyüyünce dedektif olmak istiyor musun Peppa? Dedektif olmak gerçekten çok zormuş. Gelecek sefere ben senin gibi gizemi yaratan kişi olmak istiyorum babacığım. Geri dönüşüm. Çöpçü Bay Boğa çöpleri topluyor. Henüz sabah erken. Bu yüzden Bay Boğa olabildiğince sessiz olmaya çalışıyor. Ama Bay Boğa pek de sessiz olamıyor. Peppa ve George kahvaltılarını bitiriyorlar. Bu ses nedir baba? Bu çöpçü Bay Boğa. Merhaba Bay Boğa. Herkese merhaba. Gitmem gerek. Toplayacak bir sürü çöp var. Güle güle. Hoşça kalın. Ne güzel, Bay Boğa çöp kutumuzu boşaltmış. Güzel. Hadi kahvaltıyı toplayalım. Yardım edebilir miyiz anne? Evet, edebilirsiniz. Şu boş şişeyi çöpe atalım. Peppa, dur. Ne oldu? Şişeleri çöpe atmıyoruz. Onlar geri dönüştürülecek. O ne demek anne? Tekrar kullanmayacağımız her şeyi Bay Boğa alsın diye çöpe atarız. Ama tekrar kullanılabilecek şeyleri geri dönüşüm kutusuna atarız. Kırmızı olan gazeteler, mavi teneke kutular, yeşil de şişeler için. Peppa, sende şişe var. Hangi renge atılacak söyle. Yeşil olana. Evet. Bu eğlenceliymiş. Şimdi sıra George'da. Gazeteler için kırmızı kutuyu bulabilir misin? George baba domuzun gazetesini geri dönüşüme atmak istiyor. Gazetemi okumayı daha bitirmedim George. Birazdan atabilirsin. Tamam. Al bakalım George. Gazeteler kırmızı kutuya George. Artık yeterince şey biriktiğine göre geri dönüşüm merkezine gidebiliriz. Yaşasın! Hadi gidelim. Anne domuzda şişeler, Peppa'da teneke kutular ve George'da da gazeteler var. Herkes hazır mı? Evet baba domuz. O zaman gidelim. Geri dönüşüme gidiyoruz. Teneke kutular, şişeler, gazeteler. Geri dönüşüme gidiyoruz. Burası Bayan Tavşan'ın geri dönüşüm merkezi. İşte geldik. Yaşasın. Merhaba. Merhaba Bayan Tavşan. Geri dönüşüm için mi geldiniz? Evet, öyle. Çok güzel. Devam edin. Bayan Tavşan ne yapıyor? Eski paslı arabaları dönüştürüyor. Vay canına. Şişeler hangi kutuya gidecek, kim söyleyebilir? Tabii ki yeşil olana. Doğru. Tenekeler de mavi olana. Aferin sana Peppa. George gazeteleri geri dönüştürmek istiyor. Tamam George.
Sen de gazeteleri yapabilirsin. İşte. Bugünlük bu kadar, geri dönüşüm yeter. Evet. Hadi eve gidelim. Aa, arabamız nereye gitti? Peppa'ların arabası yok olmuş. Geri çekilin. Bayan Tavşan Peppa'ların arabasını geri dönüştürüyor. Durun. O bizim arabamız. Ne? Gerçekten mi? Evet. Arabamız eski ve paslı değil. Ne şapşalım. Geri dönüşüme bayılıyorum. Evet. Biz de öyle. Ama küçük arabamızı da seviyoruz. Evet. Küçük arabamız da bizi seviyor. Öyle değil mi? Kaptan Baba Domuz. Peppa ve ailesi bugünlük büyük babanın teknesini ödünç alıyor. Unutma Baba Domuz. İleri gitmek için levyeyi öne iteceksin, tamam mı? Baş üstüne büyük baba domuz. İleri. Geri gitmek için de geriye iteceksin. Ve geriye. Çok basit. Lütfen tekneme iyi bak. Daha yeni boyadım onu. Aa, büyük baba domuz. Ne huysuz şeysin sen. Mürettebat hazır mı? Evet kaptan baba domuz. O zaman gidelim. Oo. Tekne geri geri gidiyor. Aa, köprüye dikkat et. Ups. Aa, ucuz atlattık. Güle güle. Hoşça kal. İyi eğlenceler. Umarım teknem tek parça halinde döner. Endişelenmeyi bırak, bir şey olmaz. Peppa, hadi zili çal. Marş üstüne kaptan baba. Ben birazcık acıktım. Ben de öyle. Büyük baba mutfağa piknik sepeti koymuş. Mutfak nerede? Mutfak, teknenin altındaki küçük yer. Gelin benimle. Peppa ve George teknenin içine giriyor. Vay canına. Ne kadar küçük bir mutfak. Piknik sepeti nerede? Muhtemelen buradadır işte. O piknik sepeti değil ki. O zaman burada olmalı. O da piknik sepeti değil. Bu mutfakta her şeyin yeri yanlış görünüyor. Vay canına, bir televizyon. Baba domuz piknik sepetini bulamıyor. Bulmak neredeyse imkansız. Burası benim mutfağım olsaydı piknik sepeti... Şurada olurdu. Oo, aferin sana Peppa. Peppa, piknik sepetini buldun. Nefis olmuş. Ördekler geldi. Merhaba bayan ördek. Ekmek ister misin? Peppa ve George ördeklere ekmek atmaya bayılıyorlar. Dikkat, ileride uzun sazlıklar var. Merak etme, büyük babanın teknesi aralarından kolayca geçer. Sıkıştık mı? Hayır, geri gidebiliriz. Şimdi sıkıştık mı? Evet. Olamaz. Büyük babanın teknesi sazlığa sıkıştı. Ben suya girip biraz itmeyi deneyeyim. Dikkat et baba domuz. Ben ne yaptığımı biliyorum. Şimdi deyince motoru çalıştırın. Baş üstüne kaptan baba domuz. Şimdi. Baba domuz tekneyi sazlıktan dışarı itti. Yaşasın. Çabuk baba. Tekneye atla hadi. Olamaz. Baba domuz geride kaldı. Hadi. Daha hızlıyız baba. Motoru durdurun. Ne diyor? Motoru durdurun. Babam diyor ki motoru durdurun. Aa. İyi misin baba domuz? Evet iyiyim. Ama başka macera yaşamadan artık eve dönelim. Baş üstüne kaptan baba domuz. Uzun zamandır yoklar. Umarım teknem sağlam gelir. Bak, geliyorlar. Merhaba. Ben tekneyi park edip geliyorum. Araba park edilir. Teknenin de demiri atılır. Dur, sana göstereyim. Büyük baba domuz teknenin demirini atacak. Demir atmanın sırrı bu işi dikkatli yapmaktır. Dikkat et köprü. Ne? Arkana bak. Aa! Aa. Oh,
böyle yapmak istememiştim. Büyük baba teknesini kırdı işte. Boş ver büyük baba. Tamir ederken çok eğleneceksin. Doğru. Tamirat işlerine bayılıyorum. Tekneyi tamire yardım edebilir miyim büyük baba? Tabii ki edebilirsin Peppa. Postacının kızı Zebra Zoe. Postacı Bay Zebra, Peppa'nın evine mektup getiriyor. Zebra Zoe de bugün babasıyla. Onun da dağıtılacak mektupları var. Köpek Demi, koyun Suzy, tavşan Rebecca, Peppa ve George. Sadece bunlar kaldı. Güzel. Hadi teslim edelim o zaman. Peki baba. Posta. Peppa ve George postacının gelmesini seviyorlar. İki mektubumuz var. Bu baba domuz için. Ne heyecanlı. Sayın Bay Domuz, lütfen telefon faturanızı ödeyin. Oho. Fatura nedir? Sıkıcı bir şeye benziyor. Faturalar çok sıkıcıdır. Anne, öbür mektup senin için mi? Hayır, bu mektup Peppa ve George'a. Vay canına! George'la bana mektup gelmiş. Lütfen doğum günü partime gelin. Sevgiler Zebra Zoe. Zebra Zoe, Peppa ve George'u doğum günü partisine davet ediyor. Yaşasın! Zoe'ye cevap yazıp partisine gideceğinizi bildirmeniz gerekiyor. Yazmamıza yardım eder misin anne? Tabii ederim. Peppa ve George Zoe'ye cevap yazıyor. Ne demek istersiniz? Sevgili Zoe. Sevgili Zoe. Başka ne diyeceğimi bilmiyorum. Elbette partine gelmeyi çok isteriz. Sevgilerimizle Peppa ve George yazalım. Acaba ne renk zarf kullansak? Kırmızı. Bayan Zebra Zoe. Ve son olarak pul. Mektup postalanmaya hazır. Burası posta kutusu. İşte Danny, Suzy, Emily, Rebecca ve Pedro. Hepsi mektup postalıyor. Ve işte Peppa ile mektubu. İşte. Şimdi ne olacak? Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Parti ile ilgili mektubumu aldınız mı? Evet. Ve sana cevap yazdım. Aa, güzel. Vay canına. Bugün ne kadar çok mektup var. Bu kırmızı olanı benimki ve gerçekten çok önemli. Bana mı? Açabilir miyim? Sana Zoe ama açmadan önce sana teslim etmem gerek. Posta işleri böyledir. Aa. Bugün teslim edecek çok mektup var. Hemen başlasam iyi olacak. George'la ben de gelebilir miyiz? Atlayın bakalım Peppa ve George. Görüşürüz. Peppa ve George, Bay Zebra'nın postaları dağıtmasına yardım ediyor. Bu, Zebra Zoe'nin evi. Bu mektup Bayan Zebra Zoe'ye. Bayan Zebra Zoe. Zebra Zoe. Zebra Zoe. Zebra Zoe. Hohoho, hepsi Zoe'ye gelmiş. O benim mektubum. Ben atabilir miyim lütfen? Tabii ki. Peppa mektup atmayı seviyor. Anne, bak! Tüm bu mektuplar bana gelmiş. Oo, harika. Bana okur musun anne? Sevgili Zoe, partine gelmeyi çok isterim. Köpek Deni. Koyun Suzy de partine geliyor. Rebecca, Pedro, Emily ve Candy de hepsi partine geliyor. İşte bu mektup da benden. Partine gelmeyi çok isteriz. Sevgiler ve öpücükler Peppa ve George yazıyor. Herkes Zoe'nin partisine geldi. Doğum günü kutlu olsun Zoe. Vay canına. Ne kadar çok hediye. Bir sürü teşekkür mektubu yazacaksın Zoe. Oo. Ve o teşekkür mektuplarını kim teslim edecek? Sen baba. Ama ben yardım ederim. Baba domuzun ofisi. Bu
bugün özel bir ödül olarak Peppa ve George baba domuzun ofisini ziyarete gidiyorlar. Baba, bütün gün ofiste ne yapıyorsun sen? Bir sürü eğlenceli şey. Göreceksin. Baba domuz işte bu binada çalışıyor. İşte geldi. Yaşasın. Evet. Merhaba, ben baba domuz. Merhaba baba domuz. Ben de düğmeye basabilir miyim? Elbette Peppa. Evet. Benim. Merhaba benim. İçeri buyur. Benim ofisim en üst katta. Asansöre binmemiz gerek. Düğmeye ben basabilir miyim? Sanırım sıra George'daydı. Lütfen en üst düğmeye bas George. Asansör Peppa, George ve baba domuzu en üst kata çıkarıyor. Vay canına! En üst kat. Kapılar açılıyor. Burası baba domuzun ofisi. Herkese merhaba. Merhaba baba domuz. Merhaba baba domuz. Bay Tavşan ve Bayan Kedi baba domuzla birlikte çalışıyorlar. Bugün benimle iki özel ziyaretçi getirdim. Peppa ve George. Bu ne büyük bir şeref. Hadi bakalım turumuza başlayalım. Bay Tavşan, senin masandan başlayabilir miyim? Tabii, elbette. Benim işim hep rakamlarla. Çok önemli bir belgeyi alıyorum, damgayı da alıyorum ve kağıdı damgalıyorum. Vay canına! Bay Tavşan'ın ne kadar harika bir işi var. Ben de damgalayabilir miyim? Tabii. Dur sana kağıt bulayım. Burada kağıt var. Al, boş kağıt kullansak daha iyi olur. Al, bunu kullan. Peppa damgalamayı çok sevdi. Bay Tavşan'ın işini yapmayı çok sevdim. Tura devam edelim. Sırada Bayan Kedi'nin masası var. Merhaba Peppa ve George. Merhaba. Benim işim bilgisayarda şekiller çizmektir. Sonra da onların çıktısını almak. Vay canına. İşte bir çıktı daha. Teşekkür ederim. Bayan Kedi'nin ne güzel bir işi var. Ben de yapabilir miyim? Sanırım şimdi sıra George'ta. Doğru George. Çalışma sırası sende. George mavi üçgenler yapıyor. Şimdi çıktısını alalım. Bayan Kedi'nin işini yapmayı çok sevdim. Şimdi benim masamı görmek ister misiniz? Evet, lütfen. Burası baba domuzun masası. Bakın, benim işim çok karışık. Büyük rakamları alıyorum ve dönüştürerek tanjantlarını hesaplıyorum. Baba domuzun işi çok çok önemliye benziyor. Damgan var mı senin? Hayır. Bilgisayar kullanıyor musun? Hayır, ama renkli kalemlerim var. Baba, renkli kalemlerinle resim yapabilir miyim? Çok iyi fikir. Peppa ve George renkli kalemlerle resim yapmayı seviyorlar. Ben bir ev çiziyorum. George dinozor çiziyor. George her zaman dinozor çiziyor. Dinozor. Aman tanrım, saat 5 olmuş bile. Eve gitme vakti. Vay canına, bu ne kadar güzel bir ev böyle. Ve ne korkunç bir dinozor. George ve ben babamın işini yaptık. Evet, çok da iyi yaptılar. Bay Tavşan'ın işini yapmayı çok sevdim. Bayan Kedi'nin işini yapmayı da sevdim. Ama en çok babamın işini yapmayı sevdim. Yatma vakti. Neredeyse yatma vakti geldi. Peppa ve George akşam yemeklerini bitiriyorlar. Baba domuz. Affedersiniz, biraz yorgunum da. Çok yorucu bir gün oldu. George'la benim hiç uykumuz yok. Bahçede oynayabilir miyiz? Ama yatma vaktiniz gelmek üzere. Bahçede birazcık oynayabilir miyiz? Lütfen anne, lütfen baba. Tamam,
Ama banyo için çağırdığımızda eve gelmelisiniz. Bu kadar enerjiyi nereden buluyorlar bilmiyorum. Peppa ve George yatma vaktinden önce bahçede son bir kez oynayanlar. Bak George, bir sürü çamur birikintisi. Peppa ve George botlarını giymiş. Çamur birikintilerinde zıplayacaklar. Peppa çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. George da çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Bak, dünyanın en büyük çamur birikintisi. Ne büyük bir çamur birikintisi. Peppa, George, banyo vakti. Anne, baba, dünyanın en büyük çamur birikintisini bulduk biz. Görebiliyorum. Çabuk banyoya. Bahçede biraz daha oynayamaz mıyız anne? Hayır, banyo vakti geldi. George'la senin uykunuz mu geldi? Hayır baba, bizim birazcık bile uykumuz yok. Peppa ve George'un uykusu olmayabilir ama benim uykum var. Benim de. Peppa ve George yatmadan önce banyo yapıyorlar. Peppa su sıçratmayı seviyor. George da su sıçratmayı seviyor. Peppa ve George su sıçratmayı seviyorlar. Bu kadar su sıçratmak yeter. Hadi kurulanıp pijamalarınızı giyin. Banyoda birazcık daha kalamaz mıyız anne? Banyo vakti bitti. Şimdi sıra diş fırçalamada. Peppa ve George yatmadan önce dişlerini fırçalıyor. Tamam, bu kadar fırçalama yeter. Hadi yataklarınıza. Sanırım dişlerimizi biraz daha fırçalamamız gerek. Yatağınıza yatınca baba domuz size masal okuyacak. Yaşasın! Peppa ve George masalları çok seviyor. Peppa yattığı zaman her zaman Teddy'yi de yanına alıyor. George yattığı zaman her zaman Bay Dinozor'u da yanına alıyor. Artık uykunuz geldi mi? Hayır baba, biz bir sürü masal istiyoruz. Baba domuz size bir masal okuyacak. Hangi kitabı istersiniz? Kırmızı Maymun kitabını. Tamam, size Kırmızı Maymun kitabını okurum. Peppa ve George Kırmızı Maymun kitabını çok seviyor. Bir varmış bir yokmuş. Affedersin baba domuz. Bir varmış bir yokmuş. Kırmızı bir maymun varmış. Bu kırmızı maymun banyo yapmış. Dişlerini fırçalamış. Yatağına yatmış. Ve hemen uyuyakalmış. İyi geceler kırmızı maymun. Peppa ve George uyudu. İyi geceler Peppa ve George. Tatlı rüyalar. Peppa ve George uyuduğuna göre anne domuz ve baba domuz biraz televizyon seyredecek. Ve şimdi sırada muhteşem Bay Patates. Bu programı seyretmek için bekliyordum. Muhteşem Bay Patates her zaman harekete hazır. Hızlı koşuyor. Yükseğe zıplıyor. Asla uyumuyor. Peppa ve George için yatma vakti ama anlaşılan anne domuz ve baba domuz için de öyle. Bay Korkuluk. Peppa ve George bugün büyük anne ve büyük baba domuzun evinde oynuyorlar. Merhaba büyük baba domuz. Büyük muz. Merhaba Peppa. Merhaba George. Büyük baba domuz, ne yapıyorsun sen? Çiçek bahçesi yapıyorum. Oo. Bu tohumlar büyüyüp güzel çiçekler olacak. Tohumları yere saçıyorum. Sonra tohumları toprakla örtüyorum. Nereye gittiler? Tohumlar kayboldu. Çok tuhaf. Buraya tohum koyduğuma emindim ben. Evet büyük baba, seni gördük. Ama şimdi yoklar. Neyse, biraz daha tohum koyalım. Dediğim gibi tohumları, sonra tohumları bu şekilde yere saçıyorum.
Küçük bir kuş büyük baba domuzun çiçek tohumlarını yiyor. Hey, bırak tohumlarımı. Demek tohumlarım buraya gitmiş. Küçük kuşun midesini. İki küçük kuş daha gelip büyük baba domuzun tohumlarını yiyor. Aa, şuna bakın. Aa, kış, kış. Bu gürültü nedir? Büyük anne domuz, kuşlar bütün çiçek tohumlarımı yiyor. Biz de kuşları kovalıyoruz. Kovalamanın faydası olmaz. Tekrar geri gelirler. Bakın, bize korkuluk lazım. Korkuluk nedir? Korkuluk, kuşları korkutup kaçıran samandan adamdır. Ne iyi bir fikir büyük anne domuz. Bir tane yaparım. Gelin çocuklar. Hoşça kalın küçük kuşlar. Biz korkuluk yapacağız. Bu büyük baba domuzun bahçe kulübesi. Burada korkuluk yapacak bir sürü malzeme var. Önce iki sopa ve biraz ip lazım. Tamam, biz buluruz. Peppa çubuk buldu. George da ip buldu. Güzel. Çubukları birbirine bağlayıp gövdesini yapacağım. Büyük anne domuz saman ve eski bir kese buldu. Çok iyi. Samanları keseye koyup başını kapatacağım. Şimdi korkuluğa kıyafet lazım. İşte eski kıyafet çantası. George bir elbise buldu. Şapşal George, Bay Korkuluk elbise giymek istemiyor. Peppa bir ceket buldu. Çok iyi Peppa. George bir şapka buldu. Çok iyi George. Bay Korkuluk'a bir de yüz yapmak gerekiyor. Evet, doğru. George'la sen yüzünü çizmek ister misiniz? Evet, lütfen. George gözlerini ve burnunu, Peppa da ağzını çiziyor. Harika oldu. Bay Korkuluk hazır. Yaşasın. Küçük kuşlar büyük baba domuzun çiçek tohumlarını arıyor. Bakın, küçük kuşlar yine geldi. Merak etme Peppa, Bay Korkuluk onları korkutup kaçırır. İşe yaradı. Bay Korkuluk kuşları korkutup kaçırdı. Yaşasın. Güzel. Artık çiçek tohumlarım yenmeyecektir. Aa, büyük baba. Ama kuşlar çok üzgün görünüyor. Evet, çok aç olmaları lazım. O yüzden bunu getirdim. O nedir büyük anne? Bu bir kuş yemliği. Büyük baba, biraz tohum verir misin lütfen? Gelin kuşlar, yemek vakti. Artık yemek için kendi tohumları var. Yaşasın! Küçük kuşlar yine mutlu. Peppa büyük babanın tohumlarının yenmeyeceğine sevindi. Ama kuşların aç kalmayacağına daha çok sevindi. Peppa ve arkadaşları okul kampına gidiyor. Madam Gazel, kendimi iyi hissetmiyorum. Otobüs çok sallanıyor. Ne yapsak biz diyorum ki, ayran mı yapsak? Olamaz. Pony Pedro'yu araba tuttu. Zavallı Pedro. Gel benimle önde otur, hadi. İşte, daha iyi mi peki? Birazcık. Madam Gazel. Oo, senin de mi miden bulandı Zoe? Sonra bulanabilir. O yüzden ben de öne oturabilir miyim acaba? Ben de öne oturabilir miyim lütfen? Ben de. Üzgünüm çocuklar ama hepiniz önde oturamazsınız, tamam mı? Boş verin. Kamp saatine geldik zaten. Mutlu kamplar herkese. Kamp alanımız işte burası. Siz de temiz havada nefes alın çocuklar. Harika nefesler. Şimdi de çadırlarımızı kuralım. Peppa ve arkadaşları çadırlarını kuruyorlar. Çocuklar, hepiniz çadırda bir arkadaşıyla kalmalı, tamam mı? Suzi, biz beraber kalalım mı? Ama ben Suzi'ye söz verdim.
dedim. Aa, üzgünüm Suzy. Ben Rebecca'ya söz vermiştim. Rebecca, benimle paylaşacağını söylemiştin. Ha, evet. Emily, sen çadırını kiminle paylaşacaksın? Zoe. Tamam. Güzel. Artık benimle paylaşabilirsin. Tamam. Şimdi kamp ateşi yakmak için bize dal lazım. Biz dal toplarız. Ama Pedro ile ben dal toplamak istiyoruz. Oho, hepiniz dal toplayabilirsiniz çocuklar. Peppa ve arkadaşları kamp ateşi için dal topluyor. Aa, harika. Gece oldu. Peppa ve arkadaşları kamp ateşinin etrafında oturuyor. Evet çocuklar, hadi şarkı söyleyelim. Evet. Bing Bong şarkısı lütfen. Aa, emin değilim. Lütfen Madam Gazel, Bing Bong şarkısı söyleyelim. Evet, tamam. Ooh, we're playing a tune and we're singing a song with a bing and a bong and a bing. Bong, bing, boo, bing, bong, bing. Artık yatma vakti çocuklar. İyi geceler çocuklar. İyi geceler Madam Gazel. Peppa ve Suzy uyku tulumlarında. Benim bir fenerim var. Benim de. Dikkat çocuklar. Artık gülmek yok. O tuhaf ses nedir? Bilmiyorum. İşte yine o ses. Suzy, nereye gidiyorsun? Madam Gazel, ben biraz korktum. İçeri gelmek ister misin? Evet, lütfen. Madam Gazel, ben de birazcık korktum. İçeri gelebilir miyim lütfen? Tabii ki. Ben de sonra korkabilirim sanırım. Ben de sonra korkabilirim. Ben de. Hepiniz gelin bakalım. Bing Bong şarkısını söyleyebilir miyiz lütfen? Pekala. We're playing a tune and we're singing a song with a bing and a bong and a bing. Mektup arkadaşı. Peppa ve arkadaşları oyun grubunda. Çocuklar, kim mektup arkadaşı ister? Ben! Mektup arkadaşı nedir? Mektup arkadaşı, mektup yazabileceğiniz kız ya da erkeklerdir. Bu küçük kız Fransa'da yaşıyor. Ve adı Eşek Delfin. Eşek Delfin benim mektup arkadaşım olur mu? Tabii ki Peppa. Yaşasın! Sabah erken saatte postacı Bay Zebra Peppa'nın evine mektup getiriyor. Posta! Peppa ve George mektup gelmesine bayılıyorlar. Bayan Domuz Peppa'ya yazılmış bir mektup. O benim. Anne, sen bana okuyabilir misin? Tabii. Eşek Delfin'den geliyor. Mektup arkadaşım. Ne yazmış? Bonjour Peppa. Come on Sava. Anne, neden tuhaf kelimeler söylüyorsun? Bu Fransızca Peppa. Merhaba, nasılsın demek istiyor. Başka ne diyor peki? Ben okuyayım. James Les Princes et Jouet Amec Mi Amis. Akıllı baba. Ben Fransızca'da uzmanım. Peki ne demek bu? Baba domuz mektubu daha net görebilmek için gözlüğünü siliyor. Hiç iyi değil. Saçmalık. Masal prenseslerini ve arkadaşlarımla oynamayı severim diyor. Ben de öyle diyecektim. Ben Fransızca konuşmak istiyorum. Belki eşek delfinle konuşabilirsin. Ama nasıl? Mektubuna telefonunu yazmış bak. Yaşasın! Bonjour.
Est-il possible que Peppa parle à Delphine? Anne domuz Peppa Delphine'le konuşabilir mi diye soruyor. Merhaba. Bonjour. Bonjour. Şimdi ne diyeceğim? Comment ça va? Comment ça va? Bye bye. Au revoir. Au revoir. Ne dedi? Fransızca konuştu. Bonjour George. Comment ça va? Peppa Fransızca nasılsın diyor. Dinozor. Hayır George, Fransızca öyle konuşulmaz. Sabah oldu. Postacı Bay Zebra Peppa'nın evine mektup getiriyor. Posta! Yaşasın! Delfin'den gelen mektubumu alabilir miyim lütfen? Üzgünüm Peppa. Bugün sana mektup yok. Oo. Bu kim olabilir acaba? Bonjour, ben Eşek Delfin. Peppa'yı görmeye geldim. Bu Delfin. Bonjour. Bonjour Peppa. Bunlar annem, babam ve küçük kardeşim Didier. Bonjour. Bunlar benim annem, babam ve küçük kardeşim George. Merhaba. Dinozor. Ejderha. Fransızca biliyor musunuz Bay Domuz? Ben Fransızca'da uzmanım. Ah, parlons sport. J'adore l'équipe de foot de Paris. Quelle est votre équipe de foot préférée? Evet. Delfin, istersen çamur birikintilerinde zıplayabiliriz. Delfin Peppa'yı anlamıyor. J'adore sauter dans les flaques de boue. Peppa da Delfin'i anlamıyor. Fransızca'da her şey çok farklıymış baba. Haydi Peppa. J'adore sauter dans les flaques de boue. Ben de sana onu gösterecektim zaten. Buna çamur birikintilerinde zıplamak diyoruz biz. Çamur birikintilerinde zıplamak. Dünyadaki herkes çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor.